çok güzel oluyor. Çilekli dondurmanız geliyor. Buyurun. Teşekkürler. Sizin dondurmanız neyle olacaktı? Ben limon istiyorum. Hemen hazırlıyorum. Olamaz. Dondurucu bozulmuş. Dondurmalar eriyor. Arkadaşım dondurmasını bitiriyor ama benimki nerede kaldı? Of, ne yapacağım ben? Barbie, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Baksana, dondurma makinem bozuldu. Barbie, fişini kontrol ettin mi? Hayır. Fişi çıkmış. Ben de bozuldu sanmıştım. Barbie, problem bu kadar basitmiş. Ay, ama içindeki dondurma eridi. Ne yapacağız? Barbie, makinedeki eriyen dondurmalarla milkshake yapabiliriz. Ah, süper. Ben o zaman hemen şuradaki müşteriye gidip söyleyeyim. Beklettiğimi biliyorum. Ama ikinize de milkshake ikram etmek istiyorum. Hep dondurma yiyoruz aslında. Milkshake olur. Sudenaz, ikramı kabul ettiler. Evet Barbie, ben de eriyen dondurmaları aldım. Peki milkshake'i nasıl yapacağız? Bunları blender ile karıştıracağız. Ve içine biraz buz. Bu bardaklar bir servis yapalım Sudenaz. Barbie, servis edebilirsin. Tamam. Milkshake'ler geldi. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Sudenaz, milkshake fikri çok iyiydi. Arkadaşlar, Barbie dondurma dükkanında başka neler yapabilir yorumlara yazın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ayşe, yetiştirebiliriz değil mi? Yaparız. Sen hiç merak etme Barbie. Bütün siparişleri yetiştiririz. Merhaba arkadaşlar. Barbie ile kafemize hoş geldiniz. Çikolatalı hamurumuz hazır. Benim hamurum da hazır. Şimdi bir sürü bisküviler yapacağız, öyle değil mi? Evet evet. Bir sürü bisküviler yapıp arasına bu renkli kremalardan koyacağız. Hemen bisküvi yapalım bakalım. Bir parça hamur alıyoruz. Küçük bir yuvarlak yapıp. Fırın tepsisine koyuyoruz.
de hazır. Üst deseni bu şekilde. Hemen ben de hamurumu yapayım. Bunu da koyar mısın? Bu da hazır. Şimdi sırada krema koymak var. Bu Barbie için. Bu da benim için. Al bakalım. Bunu sen koy. Ben de bunu koyayım. Harika görünüyor Barbie. Ben de kremamı sıkayım. Portakal, yaban mersini, çikolatalı bisküviler hazır. Ben vakit kaybetmeden getireyim. Tamam Barbie. Görüşürüz arkadaşlar. Evet sayın seyirciler, maç çok heyecanlı geçiyor. Karşı takım hata geçti. Gol mü olacak? Gol mü olacak? Hayır, hayır, hayır. Gol olmasın. Sakın, sakın. Ve gol! Hayatım, hadi gel dışarı çıkalım. Ha, ne dersin? Evet sayın seyirciler, karşı takım tekrar hata geçti. Hayır, 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 hayır. Geçmesin, geçmesin. Olmaz. O top oradan çıkmasın. Olmaz. Ken, sen beni dinlemiyor musun? Hayır, hayır. Ben çok sıkıldım ya. Biraz dışarı çıkıp dolaşacağım. Evet, evet işte böyle. Evet, at hadi, at. At bizim takım. Evet sayın seyirciler. Ben anlamıyorum ki bu erkekler. Şu top maç. Ne anlıyorlar anlamıyorum. Of. Ha! Kiralık. Kiralık kafeterya. Aslında tam da bana göre. Haha! Artık uğraşacak bir şey buldum. Benim de bir kafeteryam olacak. Tamam. Masa da böyle. Artık bu kafe bana kiralandı. Aslında biraz acıktım ya. Şurada bir kafeterya var galiba. Burada bir şeyler yiyebilirim. Pardon, bakar mısınız? Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben çok açım. Lütfen yiyecek bir şeyler varsa alabilir miyim? Mesela ne var? Ben yeni açtım burayı. Bakayım ne varmış. Makarnaya ne dersiniz? Makarna mı? Olur. Harika. Afiyet olsun. Hanımefendi. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu makarna pişmemiş ki. Sizi şikayet edeceğim. Böyle terbiyesizlik görmedim. Aman! Nereye gidersen gitme. Bir de şikayet edecekmiş. Terbiyesize bak. Adam. Barbie? Yasemin, hoş geldin hayatım. Kime bağırıyorsun? Terbiyesiz bir müşteri vardı. Bu arada hayatım, bak. Burası benim yeni kafem. Yeni kiraladım. Güzelmiş. Bu ne? Bu mu? İşte bunun yüzünden müşteriye bağırıyordum. Neymiş efendim? Böyle makarna mı olurmuş? Ben yeni bir tarz, yeni bir akım yaratıyorum. Sıfır enerji, hiç enerji harcamadan, pişirmeden böyle doğal haliyle olduğu gibi yiyecekler satmayı düşünüyorum. Nasıl fikir? Nasıl yani? Mercimeği, pirinci pişirmeden mi müşterine vereceksin? Evet. Ve bulguru, kırmızı mercimeği ve diğer şeyleri de müşterilerime böyle sürmeyi düşünüyorum. Sıfır enerji.
Hayır Barbie, bu sıfır enerji değil, bu sıfır mutfak malzemesi. Nasıl yani? Bunları pişirecek bir şeyin yok. O yüzden böyle satmayı düşünüyorsun, değil mi? Evet, ben burayı kiralarken ocak, tabak, diğer şeyler yoktu. Ben de böyle işleteyim diye düşündüm. Olmayacak galiba. Hayır, böyle olmaz Barbie. Hadi gidelim, yeni kafen için bir şeyler alalım. Aldım. Aslında kötü fikir değildi. Uf, hala iyi fikir diyorsun. Senin önüne böyle bir şey koysalar sen yer misin? Yani değişik bir konsept. Denerim en azından. Bilmiyorum, belki de yemem. Evet, bize öncelikle yemekleri pişirecek bir ocak lazım. Pardon, bakar mısınız? Buyurun efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ocak bakmıştık. Yeni kafa açıyoruz da. Bardakların arkasındaki rafta bulabilirsiniz efendim. Teşekkürler. Bardakların arkasında... önümdeymiş. Güzel. Fırını da var. Hem de ocakları elektrikli. Son teknoloji. Şu savunduğun sıfır enerjiye harika bir ocak. Harika. Ay, şu bardağa bak. Ponçik ponçik. Çok güzel. Evet Barbie. O kupa bardak güzelmiş. Ama başka bardaklar da almalısın. Neden? Her içeceğin bardakları farklı. Meyve suyu bardağı, su bardağı, kahve bardağı, çay bardağı. Anladım. Şuradaki tencere harikaymış. Sadece o tencere yetmez Barbie. Onun için bir sürü tencere ve tava lazım. Kızartma için ayrı, sos için ayrı, tatlı için ayrı. Bu tabak, bu yetmez diyorsun. Bak bak, şurada çok güzel kayık tabaklar var. Ay düştü. Sadece bu kayık tabaklar yetmez Barbie. Bunun için bir sürü tabak ve kase lazım. Çorba için ayrı, tatlı için ayrı, sulu yemek için ayrı. Daha soslar ve ikramlıklar da var Barbie. Ne? Bak burada çatal, bıçak, kaşıklar da varmış. Bunlardan da sadece ne kadar sandalye varsa o kadar alsak yeter herhalde. Sadece birer takım olmaz Barbie. Başlangıçlar, ana yemek ve de son tatlı için ayrı ayrı takımlar lazım. Öyle diyorsun. Barbie, bir kafeterya açmak o kadar kolay değil. Miş, ben de şimdi öğrendim. Ben düşündüm de, yani Yasemin vaz mı geçsin acaba? Bence de Barbie, kafeterya senin neyine? Sen evde bile kolay kolay yemek yapmıyorsun. Evet ya. Ken hiç bana çok iyi bir aşçısın demedi şimdiye kadar. Ben nereden kiraladım orayı? Oranın sahibiyle konuşsam, geri alsam verdiğim parayı 6 aylık da peşin aldım. Öyle kolay değil Barbie. En azından bir kaparayla ve bir aylık kirayı kesecektir. Neden? Bu işler böyle Barbie. Eğer kafeteryayı açsaydın çok fazla zarara girecektin. İyi yanından bak. Zararın neresinden dönersen kârdır. Bir daha da düşünmeden iş yapmazsın. Evet, öyle yapacağım. Bir daha düşünmeden, etrafımdaki kimselere sormadan kendi kendime iş yapmayacağım. Bir anlık sıkıntımla gaza geldim. Haklısın. Zararından neresinden dönerse kârdır. Hanımefendi, ben sadece bu kupayı alacağım. Tabii efendim, hemen yardımcı olayım. Çok güzel bardakmış. Barbie, madem ki ödemeyi yapmışsın, acaba kafeyi ben mi işletsem? Herkese iyice sorup soruşturup iyi düşündün mü hayatım? Evet, haklısın. Ben bunu iyice düşüneyim, öyle karar vereyim. Hadi gel gidelim.